Evet, Feryans'ın TV'den herkese mutlu günler diliyoruz. Sayın emekli albayımız Aziz Ergen'e hoş geldin diyoruz. Onur verdiniz komutanım. Teşekkür ediyorum. Şimdi ben o olayı yaşayınca, anlatınca, sonuçlarını sorgulayınca birinci çuval hadisesi nasıl aydınlanacak? Şimdi de burada kafa karıştı. Niye karıştı? Çünkü vatandaşımız, burada bizi izleyenler bir tane çuval hadisesi biliyorlar. İkinci bir çuval hadisesi bilmiyorlar. Şimdi Evet, oysa iki çuval hadisesi var. evet, iki çuval hadisesi var. Onu şu an izleyicilerimiz bilmediği için bir kısaca ben bir şey yapayım, giriş yapayım. Şimdi bir Buyurun. tabii komutanımız burada anlatacak. Ben ilk defa duyacaksınız. Ben buna dair daha öncesinde komutanımızın bazı açıklamaları yıllar öncesinde dinledim ama çok ayrıntılı anlatmamıştı. İlk defa bu ayrıntıları anlatacak. Ve bir hadise biliyorsunuz malum 4 Temmuz 2003'te olan ve Irak'ta Süleymaniye kentinde Amerikan askerlerinin özel kuvvetler askerlerimizde yaklaşık 12 askerimiz mi vardı? 11 taneydi. 11. 11 askerimizin başına çuval geçirerek ve onuruyla oynanarak gözaltına alınması ve arkasından da Amerikan karargahına götürülmesi süreci. O dönem zaten hala bir karanlık dönem olarak karşımıza çıkıyor. Ve ABD ile Türkiye arasındaki savaşın en derin yaşandığı dönemlerden birisi. Ve bir yıl sonra, aslında belki de 10 ay sonra, hiç yine bilinmedik bir olay daha var. O da bir çuval hadisesi. Ancak o çuval hadisesinin kahramanlarından birisi şu an karşınızda. Dolayısıyla o hadiseyi de burada ilk defa dinleyeceksiniz. Ben de ayrıntı olarak ilk defa dinleyeceğim. O yüzden komutanım bir anlatın. Bu 1 Mart tezkeresi sonrasında bize ceza olarak ne yaptılar? Çuval hadisesini yaptılar Amerikalılar. Değil mi? Evet, şimdi bize yaptıkları hareketleri ben şöyle bir kronolojik olarak bahsedeyim. 2 Nisan'da Abdullah Gül'le Colin Powell'un bu anlaşmasından sonra oradaki Özel Kuvvetler Komutanlığımız Ankara'da malumunuz bir Tugay'ı da Sinopi'deki Haç Konaklama Tesisleri bölgesinde bulunuyor. Ama Kuzey Irak'ı kontrol ediyor sürekli. O 36. paralelin kuzeyindeki alanı kontrol ediyor. Bu alan da malumunuz Amerikalıların işgal ettiği bir bölge. O zamana kadar daha henüz işgal olmamış. 1 Mart 2003 tezkeresine kadar daha henüz işgal yok. 20 Mart'ta işgal başlıyor. İlk bombalar patlıyor. 2 Nisan'da bu anlaşma yapılıyor Erdem Bey. 22 Nisan'da aslında Amerika ilk operasyonu yapıyor. Şöyle yapıyor. Türkmenlere sağlık malzemesi yardım götüren bizim bir tane özel kuvvetler timini çeviriyorlar yolda. 2 gün engelliyorlar. 22 Nisan'da 2003'te bakın. Çok özür diliyorum. 1 Mart'ta o tezkerin arkasından 21 Mart'ta bir tezkere geçti. Bu tezkere bazı havalimanlarının kullanılması ile ilgili. Kullanılması için de evet. O zaman Arkasından bu anlaşma yapıldıktan sonra, bu tezkere kabulünden sonra Abdullah Gül'le Colin Powell ve bu tezkere üzerinden bir anlaşma yaptı. evet. Ve siz ondan sonrasını anlatıyorsunuz ve diyorsunuz ki tam bu tarihten hemen sonra, yani 21 Nisan'da, 22 Nisan'da 22 Nisan'da, ilk operasyonunu bu çuval değil, bu çuval evet. olarak değil ama Türkmenlere yardım götüren, sağlık malzeme götüren, lojistik destek götüren bizim özel kuvvetlerin timini engellediler. 2 gün gözetimde tuttular. Şimdi bu bir. Gelelim 4 Temmuz'a. Tabii bu esnada özel kuvvetler ne yapıyor orada? Şimdi özel kuvvetler normalde buna müdahale eder Amerikalılara. Neden edemiyor acaba? Neden? Demek ki bunu da benim 10 ay yani bir yıl sonra karşılaştığım olayda sorguladığımda karşımıza çıkıyor. Ve maalesef müdahale edemiyor. Amerikalılara müdahale edemiyor.
Demiyor. Çünkü elleri kolları bağlı. O birliğin elleri kolları bağlanmış durumda. Acaba o anlaşmada ne var? Şimdi bu anlaşmanın maddelerini sorgulayabilmemiz için bizim çuval hadisesini yaşadığımız olaydaki konuları sorgulamamız lazım. Buyurun komutan. Şimdi 4 Mart 2003 çuval hadisesi, birinci çuvalı. 4 Temmuz. 4 Temmuz 2003'teki birinci çuval hadisesi yaşandıktan 10 ay sonra benim Kuzey Irak'taki bir tane timin, görev yapan timime bir Amerikalı albay peşmergeler 50-60 tane aynı bir şekilde o birinci çuvaldaki gibi PKK kamplarının içinden geçiyor ki bunlar Irak'ın içinde benim timim. Geliyorlar, o PKK'lılardan da destek alıyor. Timimi yakalayıp, esir alıp, gözlerini bağlayıp, çuvalı geçirip Bağdat'a götürmeye çalışıyorlar. Tabii bu olayı biz şöyle, bu daha bunlar belli bir derinlikte yaklaşmaya çalışırken haber verdiler. Biz Türkiye tarafındayız. Benim alayım hemen sınırda, Türkiye tarafındayız. Bunu hiç kimse bilmiyor tabii. Bilmiyor, evet. 19 Mayıs 2004. 19 Mayıs 2004. O gün, şimdi birinci çuvalı 4 Temmuz 2003'te yapıyor. Kendi bağımsızlık yıl dönümü bak. Diyor ki, benim bağımsızlık yıl dönümünde Türk askerinin kafasına çuvalı geçirdim. Esir aldım, götürdüm, 3 gün tuttum diyor. İkinci hadisede de 19 Mayıs'ı seçiyor. 10 ay sonra. Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum günü. Bakın 19 Mayıs. Diyor ki Türk askerini yine kafasına, hem benim bağımsızlık günümde diyor kafasına çuvalı geçirdim, hem de 19 Mayıs'ta onun bağımsızlık günü olan, doğum günü olan Türkiye Cumhuriyeti'nin o gün kafasına çuvalı geçirip götüreceğim. Kaç asker vardı o zaman? Benim içer yani Kuzey Irak'ta gözetleme yapan bir tane sınır bölüğüme bağlı 14-15 tane askerim var. Jandarma, düz jandarma, özel kuvvetleri falan değil onlar. Normal hudut birliğinin askerleri. Yanında da 7-8 tane korucu var. Köy korucusu. Onları da mı alıyor? Hayır hayır, alamadılar. Şöyle onu anlatıyorum. Onları anlatıyorum, pardon. Şimdi bir tane de orada bir 5-6 kişilik komando unsuru var, bakın. Bizi takviye ediyorlar. Haber geldi, tabur komutanı geldi, dedi ki komutanım Kuzey Irak'tan bir ekip geliyor, bizim timimize doğru ilerliyor. Ben de dedim ki ya bir inceleyin bakalım, kamuflajlı araçlar üzerinde destek silahları, bunlar kim olabilir diye. Bakın bunlar kim olabilir? Ve bu çocuk, bu bizim askerlerimiz Nikon dürbünle izliyorlar Erdem Bey. Bir 20 dakika sonra, yarım saat geçmeden bana tabur komutanı tekrar geldi. Komutanım bizim time doğru geliyorlar. Başlangıçta bir araç grubu geliyor. Üstünde destek silahları var. Silahları alıyorlar. Omuzlarında bizim tim hakim bir bölgede duruyor. Amerikalılar mahkum bir bölgeden geliyor. Amerikalı albay ve peşmergeler. Orada da PKK kampları var. Eğitim yapıyorlar. Irak işgal etmiş tabii o tarihlerde. Şimdi biz tabii hemen kalktım. Tümen komutanına haber verdim. Bir binbaşımı aldım. Derhal bizim sınırımızı geçip karşı tarafa gitmek için hareket ettim. Ve bir süre sonra yolda tümen komutanı bana dedi ki ha Aziz dedi, gelen ekibin başında bir Amerikalı subay var. Albay Martin diye biri. Ben devam ettim. Gittik, bizim hemen orada Habur 2 diye bir yer var. Orada bir Shoreland aracı aldık.
sivil minibüsle gidiyorduk. Mayın döşüyorlar genelde. Mayına basmamak için. Zırhlı aracı bindik. Önümüze bir korucu traktörü var. Onları koyduk. Normalde bizim yürümemiz lazım Irak'ın içerisine ama geç kalırız. Timi kaptırmayalım dedik. Amerikalı ve peşmergeleri. Aynen. Birinci çuval hadisesinde olduğu gibi kaptırmayalım dedik. Süratli bir şekilde akşam saatlerine doğru Tim'e ulaştım. Tim'in emir komutasını aldım. Rahmetli bir subayım vardı sonradan. Binbaşım vardı yanımda. Onunla beraber çocukların silahlarını, destek silahlarını kontrol ettik. G3'lerini, işte tam dolduruşta. Daha hava kararmamış Erdem Bey. Hava kararmamış. Telsizden Şorlandın telsizinden Tümen komutanına dedi ki ben Tim'in emir komutasını aldım. Tim emniyette. Bir sorun yok dedi. Karşı taraftan hava karardı. Biz Nikon dürbünü kaldırdık. Baykuş termal kamerayla izlemeye başladık. Arkadaşları mevzilendirdik. Tüfeklere tam dolduruşta. Bütün emniyetler açık. Havan mermilerimiz hazır. Roket atar mermilerimiz hazır. Fakat bizim mevzilerimiz genelde bilirsiniz avcıların yaptığı gibi böyle taşların çevresinde işte yağmurda üstüne yağmasın, yağdığında korunalım diye brandalar falan olur biliyorsunuz, parçalar. Ve biz hazır çatışmayı bekliyoruz. Bu timi vermeyeceğiz. Bu timi kaptırmayacağız. Birinci çuval hadisesindeki gibi biz bu timi kaptırmayacağız. Ve hava karardı. Termal dürbünden izliyoruz. Kademe kademe izliyoruz. İşte ben Şorlandın telsizinden Amerikalı albaya tabii İngilizce biliyor herhalde, Türkçe bilmiyordur diye anons etti. İşte gelme, burası yasak bölge falan diye kimse cevap vermiyor bana. Vermeyince 4-5 kere. Yalnız ben yolda gelirken tümen komutanı dedi ki, Aziz dedi, gelen peşmergelerin başında Amerikalı albay Martin Rollinson var. Naci Paşa, Silopi'deki o özel kuvvetler Tugay komutan yardımcısı. Naci Paşa. O da özel kuvvetler Tugay komutan yardımcısı Silopi'de duruyor. Uydu telefonundan onu haber veriyor. Naci soy ismi ne? Özdemir. Naci Özdemir. Paşamız arıyor onu diyor ki albayım. O Amerikalı albaya diyor. Oraya gitme orada Türk timi var diyor. Bak uyarıyor. Amerikalı albay bizim generali dinlemiyor. Bakın bizim generali dinlemiyor. Ve bunlar geliyorlar. Tabii o esnada ortalık karıştı. Ankara'da hemen Irak masası, Amerikan masası, Türk masası, Genelkurmay'da hazırlıklar başladı. Şimdi biz anons ediyoruz. İşte gelmeyin, yasak bölge falan filan. Ya arkadaş kimse bize cevap vermiyor. Koruculara ben onlara Kürtçe bağırttırıyorum. Hani peşmergeler Kürtçe bildiği için belki anlarlar diye. Onlar da cevap vermiyor. Bir baktık karartılar belirmeye başladı. Kademeli kademeli mevzileniyorlar bize doğru. Bize doğru kademeli olarak mevzileniyorlar. Bunlar bize doğru gelirken biz arkadaşlar ilk ateşi biz açmayacağız dedik. Çünkü uluslararası bir topraktayız. Biz ateş açarsak biz suçlu duruma düşmemek için onlara ateş açsın dedik. Yani ben bu konuda emir verdim. Bütün arkadaşlarımın parmakları tetikte. Hani biz de askerlik yaptık bilirsiniz. İstinat boşluğu derler ya. Hani böyle tetiği çekersin bir boşluk beklersin, olur. Evet. Beklersin. Ondan sonra nefes kontrolünü yaparsın. Mermiyi 12'den vurursun yani. Aynen istinat boşluğunu almışlar. Askerlerimin ve korucularımın hepsi benim talimatıma uyuyor. İlk ateşi biz açmayacağız. Onlar ateş açtığında biz ateş açıp çatışmaya gireceğiz. Şehit olacağız.
ama onlara teslim etmeyeceğiz. Kimseyi teslim alamayacaklar bu sefer birinci çuvalda olduğu gibi. Siz çuval olacağını hissediyor musunuz? Yani planın bu olduğunu öğrendiniz mi o arada? Çünkü bize kademeli yaklaşıyorlar. Haber verildi, bir Amerikalı albay peşmergelerle geliyor. Gündüzden izlemişiz, durduramıyorlar. Tipi almaya geliyor. Ama o albayın unuttuğu bir şey var. O saatte Kuzey Irak'ın içerisine gelip o timinin başına geçen bir Mustafa Kemal'in askeri olduğunu unutuyor. O işte o binbaşımla beraber gittik. O askerlerimizin başına yetiştik. Komutan askerinin yanında olmalı. Ve askere büyük tabii moral geldi. Umutlandı. Heyecanlandı. Komutanın başımda. Şehit olursa o da olacak benimle. Ya da biz onları esir alacağız. Derken arkadaş, o anonslarımın akabinde tabii tümenden bana Şorlandın telsizinden ikide bir çağırıyorlar. Gidiyorum. Aman işte uluslararası bir çatışmaya meydan vermeden bu işi çözmeye çalışacağız. Dedim komutanım bırakın da ben şey yapayım. Yukarıdan sıkıştırıyorlar tümen komutanını. Şimdi Amerika masası, Irak, Türk masası genelkurmayda toplanmış. Bak. Şimdi burada anlatacağım konular belki de ilk kez bazı konular var, böyle detaylar. Dinleyecekler. Arkadaşlarıma bir ışık tutacak. Nasıl bir tehditle karşı karşıyayız? Ve birdenbire o gecenin karanlığından bir ses. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nden Albay Martin Rollinson. Siz ne hakla Amerika Birleşik Devletleri'nin işgal ettiği bir toprağa girersiniz diye bağırdı mı bize? Hemen anında. Telsizden değil, direkt karşınızda mı, cephenizde? Karşımızdan Türkçe bağırdı. Ya Türkçe. Biz şok olduk. Ya bu dedik Allah Allah, yani onun şokunu yaşıyoruz. Ben de İngilizce bağırıyorum, hani bilmiyorum adamın Türkçe bildiğini. Adam bizden daha iyi konuşuyor. Ben de dedim Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Albay Aziz Ergen. Biz burada sınırımızı koruyoruz. Biz eğer burayı işgal etseydik bizi Bağdat'ta bulurdunuz dedim. Birbirimize başladık. O bana bağırıyor, ben ona bağırıyorum. Ondan sonra biz oraya geleceğiz. Gelemezsiniz dedim. Gelirseniz sonuçlarına katlanırsınız dedim. Gelemezsiniz dedim. Üstelik burası dedim mayınlı bir bölge. Sonucu bak, sorumluluğu kabul etmiyorum. Sizi uyarıyorum. Bura bir Türk timi var burada dedim. Benim yani alay komutanı olarak, bir kurmay albay olarak o saatte Kuzey Irak'ın içerisine gelip o time yetiştiğimi de fark etmiyor, bilmiyor. Tahmin edemiyor yani. Ulan ne zaman geldi bu albay? Şimdi bakın. O Amerikalı albay bu cesareti nereden almış? Şimdi birinci çuval var, olmuş. Bu bir cesaret almış bir yerlerden. Devamlı bizim bak timleri yakalamaya alışmışlar bak. Öyle mi? Gelin bakalım. Ve ben buna geleceksin gelemezsin. Ben buna bir plan yaptırdım. Dedim ki al, şimdi yukarıdan da al, emir geliyor. Uluslararası bir toprağa girmişiz. Çatışmaya girmeden çöz bunu. Dedim ya komutanım bırakın. Bırakın inisiyatifimi ben kullanayım. Şimdi tümen komutanını sıkıştırıyorlar. Ben orada bana baskı yapılıyor. Bütün hudut hatları susmuş. Telsiz susması Erdem Bey. Bütün hudut, bütün her taraf bizi dinliyor. Sadece ben konuşuyorum. Tümen dinliyor. Tümen ikinci orduya bildiriyor. İkinci ordu işte kara kuvvetleri genelkurmay başkanı. Tabii bu esnada ben tabii kurmay bir subay olarak o B planımızı uyguladım. Dedim ki benim buna çatışmaya girmeden benim bunu yakalamamın yolunu bulmam lazım. Bakalım çuvalı kim geçirecek? Çuvalı bakalım kim geçirecek? Sen alışmışsın
Türk askerine çuval geçirmeye, öyle mi? Ve ben orada şu planı uyguladım. Albay Martin dedi. Buraya tek geliyorsa seni kabul ederim. Düşündü. Biraz sonra bana haber verdi. Dedi ki albay ben dedi kabul ediyorum. Yalnız bir şartla dedim. Silahını ve teçhizatını bırakacaksın. Tamam dedi bırakıyorum. Termal kameradan izliyoruz. Onun daha geri tarafında destek silahları mevzilenmiş bize karşı. O zaman ben seni yürüteceğim dedim. Mayınlı bölge olduğu için. Ve bu kapsamda peki dedi. Ben dedim ki şimdi kuzeye doğru işte belli bir 100-150 adım yürüt. Çünkü mayınlı bölge. Ben bunu yürüttüm. Dur dedim. Şimdi doğuya dön dedim. Şimdi bu bana tek geliyorum dedi. Silahsızım dedi. Şimdi ben buna bir plan yaptım. Bize doğru kol düzeninde geliyor. Tek geliyor. Tek sanıyoruz. Ama ben arkadaşlara dedim ki yani bu bir numara çekebilir bize. Dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi doğuya dönün dedim. Bizim onları termal kamerayla izlediğimizi bilmiyor. Doğuya dönünce arkasında 5 tane adam çıktı. 100 adım devam edin dedi. Devam ettiler. Ve o esnada ben yanımızdaki o bir üsteğmen ve bir tim unsuru hemen dere yatağına göndermiştim. Dedim ki orada bekleyin. Bu gelen ekibi önünüze getireceğim. Orada bunların tepesine atlayın yakalayın bunları. Sonra doğuya doğru gönderdikten sonra tekrar kuzeye döndürdüm ben. Kuzeye çevirdim ve kuzeyde Üsteğmen'im dedi ki komutanım önümüze doğru geliyoruz. Ve görevi başlattılar. O üstüne atladılar. Bir yakın boğuşma sonucu 5 tane CIA peşmergesi ve albayı yakaladılar. Ellerini, kollarını bağlattık. Benim huzuruma getirdiler. Geldiler. Benim de yakamda ergen diye yazıyor. Adam kolları tabii tabancasını aldırdık. Öbürlerinin silahlarını teçhizatla. Bakın silahsız ve teçhizatsız geleceğiz diyen adamların üstünde 5 kaleş, albayın belindeki tabanca, 20-25 tane şarjör, her birinde dörder el bombası, patlayıcılar çıktı. Ve albayın ulu telefonu. Biz daha sonra bunları neden dedim bize yalan söyledin albay? Sen ne biçim dedim müttefik bir albay, ülkenin subayısın, dost diye geçiniyorsun. Bunların üzerinde patlayıcılar çıkart, soyundurun bunları. Ve bunların hepsini soyundurduk. Bunları soyundurduk. O 5 tane CIA'nin peşmergesini yan tarafa götürdüler arkadaşlar. Albayın da üstünü soyundurduk biz. Binbaşımla beraber ben onun kolumdan tuttum, aldım götürdüm uçurumun kenarına. Döndürdüm Türkiye'ye bak dedim şu ışıklar benim ülkemin ışıkları. Sen burada gelmiş benim askerime dedim benim askerimi yakalamaya çalışıyorsun. Biz burada hududumuzu koruyoruz. Şehitler verdik. PKK'ya karşı, sızmalara karşı ülkemizi korurken sen gelmiş biz burada PKK kamplarının içinden geçip peşmergeleri alıp benim askerlerimi burada rehin almaya çalışıyorsun dedi. İşte komutanım şu oldu, bu oldu derken Şorlandın telsizinden haber geldi. Tabii bu esnada o üçlü masa yukarıda toplantı halindeler. Amerikalı rahat rahat göbeğini ovuyor. Benim albayım gene Türk timini esir aldı diye. Albay elimizde esir. Ve tümen komutanına gittim. Komutanım dedim albay Martin Rollinson ve 5 CIA peşmergesi elimizde esir.
Ondan sonra haber yukarı gider gitmez ortalık toz duman. O esnada Genelkurmay Başkanı, Ordu Komutanları, Kuvvet Komutanları İstanbul'da bir seminerde Sarıyer, işte Kalender Ordu evinde yemek yerler akşam. Haber gider gitmez orada Aytaç Yalman, Jandarma Genel Komutanı da masada, bizzat haberi işitmez diyor ki, komutanım diyor, bizim Kuzey Irak'taki albayımız Amerikalı albay ve ekibini esir almış deyince hepsi kalıyor. Ne yapmak istiyormuş dedi. Çuvalın içinde koyup Türkiye'ye getirmek istiyor. Sakın ha! Siz böyle mi söylediniz? Hayır. Bunlar, ben tabii ben onlara söyledim bunu. Bunu söyledim. Yani çuval geçirip Türkiye'ye getireceğim mi dediniz? Tabii. Daha sonra tümen komutanı dedi ki bana, Aziz dedi, albayın elindeki uydu telefondan Kara Kuvvetler Komutanı kendisini aramasını istiyor. Bakın, kendisini aramasını istiyor. Ben aradım. Emir subay arkadaş çıktı. O konuyu bilmiyor tabii. Bağladı. Dedi ki bana, evladım sen ne yapıyorsun orada? Dedim ki, komutanım, benim timime esir almaya gelen albay ve ekibi burada elimde, dedim. Esir al. Tabii bana kızdı. Bana fırça attı. Ya dedi, oğlum sen ne karıştırıyorsun orayı? Ver bakayım dedi bana. O Martin denilen adama Martin'in telefonunu verdim. Uydu telefonu. Bizim telefon yok. Bizim telefonu çekmiyor. Yıl 2004. Orada nerede bizim, zaten cep telefonunu çekmeyen bir yere gitmişiz orada. Aynen şöyle. Yavrum Martin, iyi misin yavrum? Sende bir şey var mı? Yavrum niye yanlış anlıyorsun? Biz Irak toprağına hiç girer miyiz? Bakın, yanımda. Biraz sonra bu, bakın, kuvvet komutanı bunu söylüyor. Kara Kuvvetleri Komutanı'ndan. Evet. Tabii orada o yemekte talimatı almış. Daha sonra şarjı bitti onu, o telefonun, tesadüf. Ben albayı sorgulamaya devam ettim. Ondan sonra bu sefer de 2. Ordu Komutanı Fevzi Türkeli girdi devreye. Tümen komutanına baskı yapıyorlar. Tabii Genelkurmay'daki heyet albayın esir alındığını öğrenince o ayaklarını uzatan heyet tabii gereği kendilerine şaşırıyorlar. Ne yapsın etsin, albay, Amerikalı albayı serbest bıraksın. Bakın, bana baskı gelmeye başladı Erdem. Komutanım dedim, ben bunları Türkiye'ye getirmemiz lazım. Bakın dedim, en azından bunları bırakmayacağım dedi. Tabii tümen komutanı arada kaldı. Çok iyi niyetli. Destek veriyor bana. Bir şey de diyemedi yani kendisi. Ben dedim, bunları alıp Türkiye'ye. Ve bana inanılmaz baskı yapıldı yukarıda. Albayı bırak. Bırakmıyorum dedim. Bırakmadım. Kaç saat bırakmadım? 5 saat bırakmadım. Sorguladık. Rahmetli Doğan Binbaşı'm, işte onlar o çuval muvallara adamları yerleştirmeye çalışıyorlar. Erzak katırlarıyla Türkiye'ye getireceğiz. Bakın, tarih yazıyoruz. Tarih yazıyoruz. Ve bana en sonunda dediler ki, ya albayım, sen terfi sırasında bir albaysın. Sen aklını yedin. Komutanım, terfi sırasındayım ben. Doğru. Ama benim için terfi Türk milletinin yüreğinde ve beyninde terfi etmek. Kalbinde terfi etmek. Omuzlara çapraz kılıç takmak marifet değil. Ve ben bırakmadım. Bırakmadım. Bu sefer de istenmeyen adam oluyorsun o zaman. Gece 12'ye 1'e kadar beklettim o albay ve ekibini. Titredi. Orada bana bir takım şeyler, işte ergen albayım, sıcak çikolatanız yok mu diyor. Sıcak, titriyor.
Çikolata mı dedim? Alışmış ya Amerikalı bir subay. Dedim burada çikolata ne gezer albayım? Dedi ki ya bir sıcak Nescafeniz de mi yok? O da yok dedim. Oğlum şuna bir pet şişe su verin dedim. Bizim gariban köylülerin çaydanlığı var orada yani. Bunda sabaha karşı demliği demliyoruz. Hani kendimize falan askerler kendi arasında. Ve ben gece 12 yarıma kadar ben onları beklettim. En sonunda sağduyulu gene hareket ettim. Tabii ülke sıkıntılı duruma giriyor. Bakın. Bu olayın sonunda anlatacaklarım daha çok ilginç. Şimdi biz geceliğin en sonunda tamam dedik. Belli bir saatte serbest bırakalım. Esir almışız. Hatta o bizim korucular o peşmergeleri tekmeledi. Ulan şerefsiz Amerikan köpekleri, bu albaya uşaklık mı yapıyorsunuz diye dedim sakın. Bunlar esir. Ve kesinlikle bunlar dedim Amerikan ya bizim elimizde esir. Kesinlikle böyle bir hareketi uygun görmedim arkadaşlara ve müsaade etmedim. Ondan sonra gece saat yarım bire doğru bunların teçhizatlarını verip geri gönderdim. Geri gönderince albay giderken aydınlatma mayınına bastı. Bütün aydınlatma mayını alev alev döndü geriye. Dedim albay Martin, Türk subayı yalan söylemez. Sana bura mayınlı demişti. Sonra gecenin karanlığında defolup gittiler. Şimdi bu olay oldu. Sabaha kadar o timlerimin başında bekledim. Ve sabaha karşı döndük. Dönünce koruculara bir konuşma yaptım. Teşekkür ettim. Bunun üzerine geldik tümene, dinlendik. Tümen komutanı geldi, teşekkür etti. Bir ödül yazdı bana. Yukarıya teklifler etti ödülleri. Ve dedi ki Aziz dedi ordu komutanı, ikinci ordu komutanı ziyarete gelecek. Senin alayı. O gün tümen komutanı helikopterle alayıma geldi. Biz beraber ordu komutanı Fevzi Türkeri'yi karşıladık. Daha helikopterden iner inmez dedi ki ya dedi albayım sen dedi o Amerikalı albayı niye dedi bu kadar şey yaptın dedi esir aldın yakaladın. Komutanım dedim benim timi götürüyor. Benim timi götürüyor dedim. Ve ben eğer müdahale etmeseydim burada benim albay gidiyordu tim gidiyordu dedim. Olur mu dedi. Onlar bizim dostumuz dedi. Bizim müttefikimiz dedi. Bizim timi niye? Ya komutanım dedim Süleymaniye'de 10 ay önce götürmediler mi bunlar dedim. Süleymaniye'de 10 ay önce götürdüler bunlar dedim. Hayır dedi sen dedi gereksiz yere dedi tırmandırdın ilişkileri. Tabii biz fırçayı yedik. Benim orada bana teklif edilen harekat şerit rozeti sadece Amerikalı olduğu için onaylanmadı yukarıda. Bakın. Amerikalı bir subay olduğu için onaylanmadı. Tabii ki Amerikalı albay her zaman haklıdır. Ve Türk Genelkurmayımız maalesef bir generalimiz tarafından bir yıl sonra Türk-Amerikan ilişkilerine yaptığı katkıdan dolayı albay Martin Rollinson'a plaket verdi ve ödül verdi. Yani bir dakika. Türkiye mi verdi bunu? Evet, Türk Genelkurmay verdi. Size ödül verilmedi. Ona ödül verildi. Ona ödül verildi. Evet. Siz ciddi olamazsınız komutanım. Evet, bunun da belgesini size gönderebilirim. Ve daha sonra o sene terfi ettirilmeyince Tümen'e geçtim. Tümen'in kurmay başkanlığına. Tümen'de bir sene kaldım. Bu sefer FETÖ baskısı başladılar.
beni 2005'te emekliye zorlandım. Emekliye zorlandıktan sonra istifa ettim. İstifa edince 3 ay sonra Şemdinli İdamevesi'ne soktular beni. 37 subayla Yaşar Büyükanıt da vardı. O iddianamede 2009'a kadar yargılandık. 2009'da beraat ettim. Bu sefer de beni Beytüşebap'taki Jirki aşiretinin lideri Tahir Adıyaman'la beraber Ergenekon'a soktular. Diyarbakır Özel Yetkili Mahkemesi'nde yargılandık. 2009'da başladık. Şimdi bu olayda yıllar sonra bu bizim Çuval hadisesinde benim yaşadığım olayda çok ilginçtir. Dönemin Genelkurmay Başkanı bir açıklama yapmış. Biz birinci Çuval hadisesiyle ilgili açıklama yapınca biz o birinci Çuval hadisesinde yani Süleymaniye'deki time Amerikalılara müdahale etmesinler diye emir vermedik diye. Daha sonra bunu da bir yerde yazıyorlar. Yazının altında da dönemin o zamanki önemli görevlerinde bulunan bir tane emekli kor generalimiz, harekat başkanı diyor ki şimdi Hilmi Özkök Paşa'nın açıklamasını yazan o haber sitesinin altında benim ikinci olayı da yazıyorlar. Evet diyorlar, ikinci olay da Aziz Ergen Albay'ın yaşadıkları, anlattıkları doğru. Biz zaten onların çıktığı Irak'taki 6-5-6 noktayı Amerikan Büyükelçiliğine bildiriyorduk. Bildirmiştik diyor. Bakın bizim Irak'ta tertiplendiğimiz 5-6 tane noktayı Amerikan Büyükelçiliğine bildirmişler. Yani Amerikalılar bizim yerimizi biliyorlar bakın. Bir dakika. Bir dakika. Açık açık Hilmi Özkök şunu söylüyor. 2003'teki o hadisede biz Amerikalılara özel kuvvetlerin nerede tutulduğu, nerede durduğunu dair bilgileri verdik mi diyor. Şöyle diyor. Diyor ki biz bizim işte sözde işte tim müdahale edecekmiş Amerikalılara. Müdahale etmeyin diye bir emir vermedik diyor. Bakın. Yani tamam. Tim orada kaderiyle baş başa kalıyor. Bakın tim. Şimdi timin tabii timdeki o arkadaşlar zor durumda kalıyor. Yani suç timin üstüne kaldı. Suç. Tabii şimdi Süleymaniye'deki olayda Amerikalılar geliyor. Şimdi bildiğimiz hikaye şu. Amerikalılar geliyor ve oradaki 11 askeri rehin almaya çalışıyor. Türk askeri biz buna direnelim diye Ankara ile konuşuyor. Ankara direnmeyin dediği için hatta neredeyse teslim olun dediği için sessizce gidiyorlar, onlara teslim oluyorlar diyebiliyoruz. Biliyorsunuz. Evet. Aslında eksik biliyorsunuz. Ama o bunu gibi, Hilmi Özkök diyor ki biz böyle bir emir vermedik diyor. Yani direni direnmediniz evet. De diyor. Yani siz müdahale edebilirdiniz. Evet. Ama böyle bir şey yok. Değil mi? Yok. Böyle bir şey yok. Halbuki o tim hücre timi saklanmış. Bakın. Bunu da nereden anlıyoruz? Bizim kendi bulunduğumuz 10 ay sonraki yerlerimizi de bildirmişler. Amerikan Büyükelçiliğine bildirmişler. Yani Amerikalılara o bölgedeki bütün timlerimizin yerleri bildirilmiş oluyor bu durumda. Bunu bildiren kim? Bildiren işte mesela bizim olayda bildiren o zamanki kor general yazıyor. Emekli kor general diyor ki biz 6 tane noktayı Kopki Tepe dahil benim o yaşadığım olayda 6 noktayı Amerikan Büyükelçiliğine bildirmiştik diyor. Devletin kendisi bildiriyor yani. Genelkurmay bildiriyor. Diyor ki yani Kuzey Irak'ın içindeki bütün timlerin yerleri bildiriliyor. Bunu da aslında iyi niyetli yapıyor olabilir. Yani burada Amerika operasyon çekiyor. Operasyon ama, yaparken Türk askerini bak burada dikkatli olun demeye getiriyor belki de. Ama şimdi şu var. Amerika bakın Amerika'nın
Yani iyi niyetine nasıl güvenebilirsin? Amerika başından beri seni zaten, bakın, Eşref Paşa'nın ortadan kaldırılması var, Türkmenlerin bölgeden uzaklaştırılması var, bölgede bir sürü yurtsever subayların bir şekilde intiharları var, şunlar var, bunlar var. Yani bir olaylar zinciri var. Yine Irak'ın 36. paralel var. Efendim, yani bir büyük Orta Doğu projesi artık 2000'li yıllardan sonra ortaya çıkmış, o Sevr'in, büyük Sevr'in bir parçası olan ortaya işgaller başlamış. Çünkü Afganistan işgal edilmiş. Irak'a müdahale başlıyor. Parça parça geliyor, bakın. Sırayla geliyor. O Bush yönetiminde hatırlarsanız. Şimdi burada nasıl iyi niyet bekleyebilirsiniz? Siz özel kuvvetlerinizin bulunduğu birimlerin yerini bildirmeniz, Amerikalılardan nasıl bir iyi niyet bekleyebilirsiniz? Ya da böyle bir şeyi düşünebilmek çok saflık olmaz mı? Başka bir şey aklıma gelmiyor ki komutanım. Yani ne diyebilirim o zaman? Şimdi Yani bakın, eğer diyelim ki iyi niyetle bildirmişse, iyi niyetle bildirmişse, buna rağmen onlar da gelip baskın yapıp esir almışsa bizim timimizi, 10 ay sonra da benim time geldiler. Orada niye o zaman diyorsun ki albaya niye müdahale ediyorsun, bana diyorsun. Ders çıkarmamış mısın sen birinci çuvalda? İkinci çuvalda da bana müdahale ediyorsun. Diyorsun ki karışma, bir şey yapmaz diyorsun. Yani karışma, senin kafana çuvalı geçirip götürür. Şimdi bunun başka bir anlamı var mı? Bunun başka bir anlamı yok. Buradaki sorun şu Erdem Bey. Şimdi özel kuvvetlerine bağlı bir taburun gücü, yani az sayıda ama çok nitelikli diye, örneğin 60-70 kişi diyelim, atıyorum böyle. Bunlar çok özel yetişmiş, seçkin birlikler. Bunların her biri birimler halinde, unsurlar halinde görev yapıyorlar. Her biri özel yerlerde, hücre tipi yerde barınırlar. Uzun yıllarda, uzun sürede kalırlar orada. Bakın, her türlü idamelerini sağlayabilecek eğitimli insanlar. Yeter ki içeriden birisi satmasın. Bakın, yeter ki içeriden biri satmasın. Sen şimdi tutar da Amerikalı iyi niyetli olarak, bak bizim timlerde, yani bunu niye diyorum? Ben bizim çuval hadisesindeki olaydan esinlenerek söylüyorum bunu. Diyorum ki yıllar sonra bizim yaşadığımız olayda benim timlerimin veya komşu birliklerimin timlerinin bulunduğu yerleri Amerikalılara bildirmişler. Bunu kendisi yazmış. O zamanki paşamız yazmış. Şimdi o O zaman zaman tekrar birinci çuvala gelirsek, siz ikinci çuval hadisesini direkt yaşayan, yani direkt bunu hatta uygulayan kişi olarak birinci çuval hadisesini nasıl gördünüz? Yani dediniz ya hani ikinci çuvalı gördükten sonra ben anladım birinci çuvalda ne olduğunu. Ne şunu oldu? anladım. Ben Amerikalılara bazı bilgilerin verildiğini değerlendiriyorum. Benim olaydan esinlendiğim. Çünkü Amerikalı subay bu güvenceyi nereden almış ki benim timimi tekrar esir almaya geliyor? Bakın, bir güvence almış bu. Yani diyor ki sen Amerika Birleşik Devletleri'nin işgal ettiği bir toprağa nasıl girersin? Ben 1986-87'den beri bu bölgeye operasyon yapıyorum. Komşu Müslüman bir ülkenin toprağı. PKK'ya karşı ben sürekli girip çıkıyorum. Küçük hedefli operasyonlar, orta çaplı, büyük çaplı operasyonlar yapıyorum. Size anlattım işte başlangıçta 92 yılının Ekim'in ilk haftasında Eşref Bitlis'in emrinde büyük çaplı operasyonlar. Ondan sonra 95'te oldu bu. Çekiç harekatı, işte güneş harekatı, bütün operasyonlar yapılıyor. Ama diyor ki ben burayı işgal etmişim, sen buraya giremezsin diyor. Demek ki
Ama Irak toprağındaki her faaliyetini bana rapor edeceksin diyor. Bunu da hangi gerekçeye dayandırıyor? O 2 Nisan 2003'teki Colin Powell'la Abdullah Gül'ün gizli bir anlaşması var. Bakın, bunun içeriğini bilmiyoruz. Ama bir güvence verilmiş burada. Bir güvence verilmiş. Amerikan askerleri orada yaralandığı zaman İncirlik Hastanesi'ne ve Diyarbakır Hastanesi'ne getirilip tedavi edilecek diyor. Bakın, işte bazı ikmal konvoylarına destek vereceksiniz, yardımcı olacaksınız. Sizler de bizim özel kuvvetlere yardımcı olacaksınız diyor bakın orada. Sizler de yani işgal ettikten sonra bizim özel kuvvetlerin birliklerine yardım edeceksiniz diyorlar karşılıklı. İşte yardım da böyle gidiyor işte yakalıyor esir alıyor. Buradaki bir kesinlikle özel kuvvetlerdeki arkadaşlarımızın yalnız bırakıldığını değerlendiriyorum. Yani biri de kalkıp biz emir vermedik müdahale etmeyin diye. Şimdi ne demek yani o zaman bunları hapsedin. Eğer bunlar müdahale siz emir yani müdahale etmeyin diye emir vermedinizse bu özel kuvvetler mensupları bile bile yakalanıp teslim oluyorsa o zaman gereğini yapın. Niye yapmıyorsunuz gereğini? Yıllar sonra kalkıyorsunuz diyorsunuz ki biz emir vermedik müdahale etmeyin diye. Burada bir konu var. Nedir? Oradaki timler yerleri ifşa edilmiş. Çünkü bizim timlerimizin yerleri bildirilmiş Amerikan Büyükelçiliğine. O zaman bunlar da bildirilmiş. Bunu anlıyoruz, bunu çıkarıyoruz. Yani bu bir olay daha var. Çok ilginçtir. Bölgede o dönem Kandil'den kaçıp giden Osman Öcalan saklanıyor. Özel kuvvetler orada. Nerede Osman Öcalan? Nerede saklanıyor? KDP'nin bulunduğu bölgede. Erbil'de. Kuzey Irak. Yerleri biliniyor. Bizim kuvvetimiz tarafından. Yıl kaç? Yılı söyleyeyim size. 2003 yılında yerleri kesin. Yerleri bakın yeri biliniyor. O geliyor KDP'ye sığınıyor. Orada çünkü daha önceden de biliyorsunuz Şemdin Sakık gelmişti. Eliyle koymuş gibi aldılar onu orada. Osman Öcalan geliyor. Özel kuvvetler Osman Öcalan'ı alacak fakat haber gelmiyor bir türlü yukarıdan. Yani hatta bu olayın devamını anlatayım size. Şimdi ben orada bir yıl Gülyazı, Şırnak, Uludere Alay Komutanlığı'ndan sonra Şırnak Tümen'e geçtim. Orada kurmay başkanlığı yaparken bir yıl daha bekledik. Osman Öcalan'ı getirip teslim edeceklerdi. Osman Öcalan teslim ettirilmedi. Aslında teslim alır, ekip orada var. Fakat emir gitmiyor. Ve yıllar sonra Osman Öcalan geliyor TRT'ye çıkıyor bakın. Düşünebiliyor musunuz? Osman Öcalan. Şimdi çok net bir şey söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki KDP'ye sığınan Osman Öcalan'ın yeri belirlendi. Özel kuvvetler bunu yakalamak için talimat bekledi. Ancak talimat verilmedi. Genelkurmay tarafından mı diyorsunuz? Yani bir yerden verilmedi talimat. Bilmiyoruz nereden verilmedi. Yukarıdan verilmedi ama bunu hangi cephe vermedi bilmiyoruz. Yani siyasi cepheden mi geldi? Asker siyasetin emrindedir bilirsiniz. Yani siyasi irade karar verirse asker yerine getirmez mi? Siyasi direktifi verirse getirmez mi yerine askerler? Getirir. Bunun gibi daha var mı mesela bazı başka teröristler? Tam yakalanacakken durdurulan. Yani olabilir.
Olabilir. İnşallah onları da başka bir zaman konuşuruz. Yani bu olaylar gerçekten çok yani yaşadığımız olaylar, içinde olduğum için bunları anlattım. Bilemiyorum tabii bu konu bu saatten sonra nasıl bir durumla karşılaşırız, o da ayrı bir şey. Peki. Komutanım, tabii soracağım çok soru var ama zaten yeterince anlattığınız şey var. Şimdi sizin Ama sonra yani aklınıza takılan şeyler varsa çok onları var. da kısa kısa Çok var. geçebilirim. Çok var ama yani buradan geçilecek gibi değil. Yani mesela birinci soru işte bu biraz önce, hani daha fazlası var mıydı? İkincisi tabii çuval hadisesinde, özellikle birinci çuval hadisesinde neler yaşandığını, neler konuşulduğunu, o dönemlerde kimlerin neler yaptığını, mesela bunları çok ayrıntılı çok isterim. Ama bir yandan yine sizin yaşadıklarınızdan sonra nasıl oldu da mesela karşılaştığınız başka hikayeler var mı? Size bu konu tekrar gündeme geldi mi? Amerikalılar size bunu sordu mu bir daha? Gibi, bunun gibi onlarca soru var ama hani sizin anlatmak istediğiniz ne? Çünkü çok ayrıntı anlattığınızı söylediğiniz için söylüyorum. Yani çok ayrıntı, yani bundan sonrasında siz buyurun. Evet, şimdi mesela benim yaşadığım ikinci çuval hadisesinde, o Amerikalı albayı esir aldığımızda beni geçen Temmuz ayında bir denizci kurmay albayı arkadaş aradı. O dönem Genelkurmay'da müşterek harekat şube müdürüymüş. Dedi ki, albayım dedi, sizin dedi olayın olduğunun ertesi sabaha Genelkurmay'a gittim dedi. Müşterek Harekat Şube Müdürü. Sabah harekat merkezinde baktım, halay çekiyorlar. Halay çekiyorlar. Ne oldu ya? Ya bizim Türk albay, Amerikalı albayı halletmiş. Başı, hatta halayın içinde de bizim akademide beraber okuduğumuz bir general arkadaşım var, Azmi Paşa. O da var dedi. Yani o gün çıldırdık dedi Sevinç'te. Sonra bizi ertesi gün dış işlerine çağırdılar dedi. Gittik dış işlerine. Amerikalılar aradı dedi. Bizim komutanları bir halletti. Siz ne hakla bizim albayı esir alıyorsunuz? Bizim albaya niye müdahalede bulunuyorsunuz? Bakın, Martin'i esir almışım ya. Bizim komutanları diyor bir fırçadan geçirdi diyor. Aynen o müşterek hareket şube midir anlatıyor. Ondan sonra diyor, komutanlar dedi ki sakın bu olayı bir daha bir yerinde konuşmayın. Yani Aziz Ergen Albay'ın o esir aldığı, yakaladığı, silahlarından arındırdığı, soyundurduğu albayı sakın bir yerde konuşmayın. Tabii siz nereden duyacaksınız bunları konuşmazlarsa? Ben size soruyorum. Bunu bana işin garip tarafı 16 yıl sonra arıyor söylüyorlar. Yani ya biz bu kadar mı Amerikalılardan korkuyoruz? Ya hangi yönden bağlamışlar bizi? Ya demek ki bir ülkenin tam bağımsızlığının gitmesi böyleymiş herhalde mi? Yani bunun daha artık neyini ben söyleyebilirim? Şimdi bu kadara bak, açıklıyorum. Belki sizin kanalınızda bunlar açıklanacak. İnanın bir kişi cevap veremeyecek. Çünkü yaşadığım olaylar neyine cevap versin? Ha, cevabı belki bize dönüşü başka şekilde olabilir. Yani bunun dönüşü bize farklı olabilir. Ona da hazırız. Biz bu ülke için, vatanımız için, bayrağımız için, Mustafa Kemal Atatürk yolunda ben mesleğimde bedel ödedim. Yurt içerisinde o yolsuzluklarla mücadelede, yaptığım operasyonlarda dönemin siyasilerini, iş adamlarını, bürokratlarını, medya patronlarını, nasıl bir dev yolsuzluk şebekesinin karşımıza çıktığında orada yaşadım. İkinci bedeli de kuzey, yani bu yurt dışında bu Amerikalı albaya yaptığım için başıma gelmeyen kalmadı. Soruşturmalara sokuldum, terfilerim engellendi. 4 sene Şemdinli İdamenesi'nde yargılandım.
Daha sonra Ergenekon'a sokuldu. Burada ilk kez de sizin kanalınızda söyleyeyim. Ordu evlerine girişim dahi engellendi idari yönde. 2014'e kadar 7 yıl boyunca ilk kez açıklıyorum size. 2007'den 2014'e kadar engellediler beni. FETÖ'cüler. Suçum ne biliyor musunuz? Görevini yapan bir Mustafa Kemal'in askeri olmak. Bunları çok acı şeyler. Bedelini böyle ödedim. Mütevazi bir hayat yaşıyoruz. Bunları konuşmak da çocuklarımıza, Atatürk'ümüze karşı vazifemiz. Dürüst olacağız. Nereye kadar korkacağız, saklanacağız? Benim tam bağımsızlığım gitmiş. Milli emniyetim gitmiş. Günümüze gelinceye kadar bunun da o yolsuzluklarla mücadelede bir gün anlatırım ben size. Bu ülkenin milyar dolarlarının nasıl uçaklarla yurt dışına kaçırıldığını. Belge, yani zaman, mekan, insan vererek anlatırım size. Onu da konuşuruz. Cem Erseveri de konuşuruz. Onu da konuşuruz. Tabii ki. Çok iyi olur. Evet. Komutanım çok teşekkür ederiz. Tarihi bir tabii program serisi oldu. Burada tabii parça parça keseceğiz de bunu izleyicilerimize sunacağız ve tabii herkesin de paylaşmasını bekleyeceğiz. Çok değerli bilgiler, çok önemli bilgiler, tarihe de ışık tutacak bilgiler. Ekleyeceğiniz son bir şey varsa onu alayım, ondan sonra da programı kapatalım. Bana bu fırsatı verdiğiniz için Ver Yansın TV'ye, değerli seyircilerinize, izleyicilerinize, buradan gene platformumuzun değerli üyelerine, İstiklal Platformu'nun üyelerine hepinize teşekkür ediyorum. Selam, saygı, sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Evet, Ver Yansın'da çok önemli bir program serisini daha geride bırakmış olduk. Artık takdir sizlerin. İddialar doğrudur, değildir. Burada söylenenler doğrudur, değildir. Artık zaten her şey ortada. Komutanımızın söyledikleri ortada. Yani iddiayı yalan, yani bu söylenenler yalandır diyen varsa buyursun çıksın. Ver Yansın TV onlara da söz versin. Ama bunların tarihte çok önemli bir yeri olduğunu en azından şu anda da öğrenmiş ve görmüş olduk. Başka programda yine bunları öğretmeye, göstermeye ve sizleri duyurmaya çalışacağız. Herkese mutlu günler diliyoruz.